dolaşıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bugün Kurtuluş Hareketi'nin ilk kıvılcımının atıldığı Balıkesir'de Kuvayi Milliye Meydanı'ndayız. Millet buluşmasına hoş geldiniz. Arkadaşlarım müziği alabilirler mi lütfen? Çok değerli Balıkesirliler, büyük önderimiz, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Hatay, depremde aramızdan ayrılan yurttaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Sevgili Balıkesirliler, Kuvayi Milliye Meydanı'nı dolduran kıymetli dostlarımız, 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? Bu harami düzenini değiştirmeye var mısınız? Helal olanla yasalı bir etmeye var mısınız? Çocuklar hakkını alsın mı? Gençler hakkını alsın mı? Kadınlar hakkını alsın mı? Balıkesir hakkını alsın mı? Türkiye hakkını alsın mı? Alsın mı? Demokrasiye var mısınız? Adalete var mısınız? Liyakate var mısınız? Huzura var mısınız? Var mısınız? 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir'e bereketle geldi. Ve ben sizleri çok daha fazla bekletmeden izin verirseniz 25 yıllık karanlığın üzerine güneş gibi doğdu. Ankara'yı yeniden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkentini yaptı. İzninizle şimdi sizleri Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la baş başa bırakıyorum. Sana sözüne baharlar gelecek, sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana sözüne baharlar gelecek, sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Sevgili Balıkesirliler, konuşmama başlamadan önce hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Merhabalar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, sevgili Balıkesirliler. Bir seçime gidiyoruz. Ama savaşa mı gidiyoruz biz anlamadık. Yani sonuçta siyasi partiler birbirinin rakibidir. Asla düşmanı falan değildir. Hatta 31 Mart'ta seçimi kazanmadan önce de söylemiştik. Seçimi kazandığımız akşam da söylemiştik. Evet, biz Ankara'da seçimi kazanacağız ama asla bir zafer kazanmış olmayacağız. Çünkü karşımızda düşman yok demiştik. Yine öyle bakıyoruz. Bizim karşımızda düşman falan yok. Allah 7,5 milyar insanı farklı farklı yaratmış. Herkesin çeşitli nedenlerle, ailevi nedenlerle, aldığı eğitimle, çevresiyle birlikte farklı düşünmesi gayet normal. Dolayısıyla insanlar bakacaklar,
bir yıl önceki ekonomik durumlarına bakacaklar, daha öncesine bakacaklar, şu andaki duruma bakacaklar ve kendi gelecekleri için karar verecekler. Eğer memnunsa iktidarı destekleyecekler, değilse değiştirecekler. Olay bu kadar basit. Ama dinliyoruz ki, nasıl diyorlar teröristleri Gabar'a bilmem nereye gömdüysek muhalefeti de gömeceğiz diyorlar. Bu nasıl bir dil? Şimdi her gittiğim yerde ben şunu söylüyorum. Biz nefret dilini ortadan kaldırmaya, ayrıştırmayı ortadan kaldırmaya geliyoruz. Onun için bu şekilde mevcut düzeni devam etmek isteyenlerin iftiralarına karşı kahkahayla güleceğiz. Yuh çekmeye bile değmez. Şimdi son günlerde İHA'lar, SİHA'lar, TOG, Anadolu gemisi filan artık seçime alet edilmeye başlandı. Bunlar bizim milli malımız. Nasıl önceki dönemlerde Aselsan'ı, Havelsan'ı, Roketsan'ı yapıp kendilerinden sonra gelen hükümetlere devrettilerse elbette bu İHA'lar, SİHA'lar da Anadolu gemisi de elbette bu hükümete devredilecek ve bize düşen çok daha iyisini, çok daha mükemmelini geliştirmek olacaktır. Bağımsızlık bizimin genetiğimizde vardır. Malazgirt'ten beri, Kurtuluş Savaşı'ndan Kıbrıs'ı hesaba aldığınızda o günden bugüne bağımsızlığımızı koruma için elbette milli güvenlik politikalarımızı aynen devam ettireceğiz. Bunlarda değişiklik olmaz. Ama öyle yapıyorlar ki biz gidersek bugün bir sayın bakan diyor ki İHA'ları, SİHA'ları hangara gömecekler. Ya ne içtiniz, ne yediniz sayın bakan? Ruh sağlığınız iyi mi sizin? Bir diğeri İstiklal Savaşımız diyor Yozgat'tan. Bunu diyen de başbakanlık yapmış birisi. Gerçekten bu dillere biz üzülüyoruz. Yine aynısını eğer biz gidersek FETÖ PKK kazanacak, onlar sevilecek diyen bir Adalet Bakanımız var. Eğer Adalet Bakanı hele FETÖ'den bahsedince o mecliste yaptığı konuşma halen kulaklarımızda çınlıyor. Ancak gülünür bu sözlere. Evet. Mete Han'ın ordusunu artık siyasete alet ettiler. Topla tüfekle seçime gidiyoruz. Bunlar sergileniyor. Bunların milletin malı ve iktidar değişince dediğim gibi çok daha mükemmelini yapmak bizim görevimiz. 15 Mayıs'tan sonra o geminin güvertesine hiç kimse çıkamayacak. Seçimlik, öyle mi? Ama Balıkesirli'nin kiracının mal sahibiyle kira kavgası devam edecek. Marketlerde pahalı ürünlerle karşılaşmaya devam edecek. Kredi kartını nasıl ödeyeceğim diye düşünecek. Enflasyonla, pahalılıkla, işsizlikle karşı karşıya kalacak. Asıl gerçek bu. Seçim için bu şekilde gösteriler yapılıyor. Maalesef bunlardan üzülüyor. Çünkü şunu bekleriz. Hükümetin uygun vaatlerde bulunmasını isteriz ama 21 yıldır yapamadığını, şimdi yapacağını vaat etmek de biraz komik kaçıyor değil mi? İnsanlar şuna bakmalı. Bir yıl önce yumurtayı kaça alıyordu? Çocuğuna her gün bir yumurta, bir kase yoğurt yedirebiliyor mu? Et, süt içirebiliyor mu? İşte aslında meydanlarda konuşulması gereken şeyler bunlar. Ama şöyle bir şey var. Bu iktidar maalesef hiçbir suçu kabul etmiyor. Soğan pahalı diyorsunuz. Soğan pahalı diyene soğan kafalı diye hakaret ediyorlar. Bu memlekette pahalılık var, açlık var diyorsunuz. Sadece bu tatilden dönen arabaları işaret ederek açlık var diye ağzına kürekle vurmak lazım diyor. Ben bunlara şunu söylüyorum. Bir çıkın halkın arasına. Marketleri dolaşın, bir pazarları dolaşın. Bir vatandaşı dinleyin. Onlar size gerçek durumu gösterecekler. Ama onları artık görmez hale geldiler.
Yo, ekonomi gayet iyi diyorlar. İnşallah sandıktan çıkan sonuçla gerçek durumu görecekler. Kim şikayet ederse, soğancılar şikayet ederse Polat'ı da depoları bastılar geçen sene. 31 Mart'tan önce tarım kredileri açtılar ucuz yedireceğiz diye. 31 Mart bitti, hepsini kapattılar. Pazarcılar terörist oldu 31 Mart'ta. Şimdi de Rekabet Kurumu inceleme başlatmış. Bu ayın teröristi de kasaplar oldu hayırlısıyla. Öyle bir yönetim ki liyakati yok. Depremden sonra çadır satan Kızılay Başkanı bile hala görevden alamadılar. AK Parti milletvekilleri şikayet ediyor. Doğru bulmuyoruz diyor. Neyi bekliyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz görevden almak için? Ama görevden aldığı zaman da liyakatsızlığını herhalde kabul etmiş olacak. Sülalece Kızılay'ı yönetiyorlar ama yönetemedikleri de ortaya çıktı. İnsanlar güvensizlikten neredeyse kanını dahi vermez oldu. Şimdi ülkemizde uçurum çok açıldı. Özellikle yöneticiler bu durumu bırakmak istemiyorlar. Koltuktan kalkmak istemiyorlar. Çünkü maşallah çocukları hep böyle ciple, lüks araçlarla geziyorlar. Hemen işe giriyorlar, iş buluyorlar. Dolayısıyla bu çakarlı arabaları falan bırakmak istemiyorlar. Biz Ankara'da ne yaşadık? Ankara'da da biliyorsunuz 31 Mart seçimine girerken aynı şeyleri söylediler. Çünkü orada bir rant imparatorluğu vardı. İmar rant imparatorluğu vardı. Bizim dönemimizde hiçbir tane rantlı iş geçmedi. Bunları bırakmak istemiyorlardı. Kolayca bir meclis kararıyla zengin olmak istiyorlardı. 16 milyar lirayı Anka Park yapıyorum diye toprağa gömdüler. 16 milyar lira. 16 milyar liraya orta ölçekli de 16 tane il ayağa kalkardı. Ama çocuklarına televizyon aldılar. Bir çocuklarını spor kulübüne aldılar. Bu şekilde yönettiler ve bırakmak istemediler. Şöyle bir şey söyleyeyim. İktidar partisinin bir il başkan yardımcısı Anka Park'tan teleferik yapıyorum diye iş aldı. Yapmadı, yapılmış gibi büyük çoğunluğun %80'i bitmiş gibi parayı ödediler. Şu anda batık duruyor, zarar 700 milyon lira. Ankara'ya girerken kapıları görüyorsunuz. Ne işe yaradığı belli değil, estetik yok, bir şey yok. Onlara harcanan para 350 milyon lira. Dolayısıyla bunu bırakmak istemiyorlardı. Ne yaptılar? Önce yukarıdan başlayayım. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 30 bin nüfuslu belediyenin başkanı Ankara'yı yönetemez. Ankara'yı yönetemez dedikleri Mansur Yavaş, hatta Özhaseki'de dedi ki ilk ay 50 milyon lira açık var, nasıl ödeyecek? İşçileri maaşını bile ödeyemez dedi. Bırakın onları, 5 milyar lira eski dönemin faizli borcunu ödedik. O yetmedi. Biz geldikten sonra mevzuatı değiştirdiler. Metrodan 1.6 milyar lira haksız para kestiler. 1 milyar lira da Çevre Bakanlığı'ndan alacağımız var. İşlerimizi gayet düzgün yürütüyoruz. Çok şükür hiçbir sıkıntımız da yok. Ve Amerika'nın Fitch kuruluşu yaptığı incelemede Ankara Büyükşehir'i kredibilitesi en yüksek belediye olarak ilan etti. Hani yönetemezdik. Bunu niye anlatıyorum? Özellikle anlatıyorum. Şimdi de sürekli olarak bunlar iş koyunu gidemez, iş koyunu gidemez laflarıyla biz gidersek her şey mahvolur diyor. İşte Millet İttifakı'nın bütün belediyeleri Sayın İmamoğlu 10 metroyu aynı anda yapıyor. Daha Mersin'in metrosu onaylanmadı, İzmir'in metrosu onaylanmadı, İstanbul Belediyesi'nin otobüsleri onaylanmadı. Bu şekildeki engellere rağmen Millet İttifakı'nın belediyeleri bir değişiklik olduğu zaman ülkede neler olacağının en güzel örnekleridir. Ve İngiltere'den Dünya Belediye Başkanları Başkent Ödülü aldım. Sosyal yardımları kesecek dediler. Sosyal yardımları yağmur başladığı için çok hızlı geçeceğim. Eskiden paket dağıtılırdı. Yardım konvoyu böyle, belediyenin yardım kamyonu diye de yazılırdı. İncitirdi insanları. Bir başkent kart çıkarttık, dünyanın her yerinde geçiyor. İsterseniz siz bile kullanabilirsiniz.
Bu karta biz her ay uygun miktarda para yatırıyoruz. Eskiden bir tüccardan alınırdı, hep aynı tüccardan alınırdı. Şimdi 5-6 bin tane bakkal ve marketten o kadınlar çoluğunun çocuğunun gerçek ihtiyacı neyse onu alıyor. Oradan dönen komisyon da belediyede aynı işte kullanılıyor. 200 bin aile tonunu 10 liradan içiyor suyun. Tonunu değil, 10 tonu 10 liradan içiyor. Eskiden olsaydı tonunu 30 liraya satıyorlardı. O vatandaşlardan aldığı paranın karşılığında paket gönderip biz size yardım yapıyoruz diyorlardı. 60 bin tane çocuk Ankara'da okuluna ücretsiz gidiyor. Hepsine süt gidiyor. 16 bin tane çocuğun servis ücretini biz ödüyoruz. Yeter ki okusun, onlar bari kendini kurtarsın diye. Kırtasiye yardımı vesaire bir sürü yardımlarımız var. Hani yardımları kesecektik? 200 bin aileye her ay birer kilo et parası yatırıyoruz. 200 bin aileye 2 yıldır 3'er ay müddette doğalgaz yardımı yapıyoruz. Ne aç yatırıyoruz ne soğukta üşütüyoruz bütün aileleri. Söz vermiştik. Aç ve açıkta bırakmayacağız. O çocukları eğitiminden mahrum etmeyeceğiz dedik. İşte Millet İttifakı iktidara geldiği zaman Sayın Genel Başkanımızın aile destek sigortası bunun çok daha güzeli. Hiçbir aile aç kalmayacak, açıkta kalmayacak, çocuğunu hiçbir şeyden mahrum etmeyecek. Aile destek sigortasıyla bunlar güvene garanti olacak. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Çünkü bugün konuşmacımız çok. Ekrem Bey var, Ali Bey var, Sayın Genel Başkanımız var. Kırsal kalkınma destekleri yapıyoruz. Tohum dağıtıyoruz. Burada da çiftçilik çok. Elde ettiğimiz, kendi ürettiğimiz sıvı gübreyi ücretsiz veriyoruz. Mazot yardımı yapıyoruz, fide yardımı yapıyoruz. 4 yılda 35 bin kayıtlı çiftçiye 600 milyon lira civarında destek yaptık. 4,5 milyar lira parayı kazanmalarını sağladık 4 yılda. Dolayısıyla işte hükümet değiştiği zaman neler olacağının kanıtı. Elbette çiftçi de desteklenecek. Hayvancılık yapan da desteklenecek, üretim desteklenecek. Bu yetmedi, silaj dağıtıyoruz. Efendim şimdi Kahramanmaraş'ta görevliyiz. Kahramanmaraş'a 450 ton sıvı gübre gönderdik. Fideler gönderdik. Oranın da yeniden kalkınması için uğraşıyoruz. Balıkesir'e de gönderiyoruz ama Balıkesir'de önce bize belediyeyi vereceksiniz. Öyle mi? Önce belediyeyi vereceksiniz. Hükümetin destekleriyle de inşallah çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Yani biz gidersek ölürüz, biz gidersek mahvolursunuz. Sadece korkudan ibaret, nefret siyasetinden başka bir şey de değil. Gerçekten bıktık. Yine pandemi döneminde okulları kapattılar. Online eğitime geçtiler. Peki bu çocuklar nasıl yapacak online eğitimi? Ne telefonu var, ne bilgisayarı var. 40 bin öğrenciye pandemi döneminde düzenli olarak 10'ar gigabayt internet verdik aylık. Köylere gitti insanlar kalabalığa girmemek için. Ankara'nın 918 köyünün tamamına internet bağladık. Yani şimdi vaatlerden birisi gençlere 10'ar gigabayt internet vereceğiz diyor. Pandemi döneminde vermediniz. Hadi niye 15 Mayıs'ı bekliyorsunuz? Hemen verin gençlere. Hemen verin. Siz hükümetsiniz. Her şey sizin bir emrinize bakıyor, öyle mi? Evet, dolayısıyla değerli Balıkesirliler, artık bu nefret siyasetinden, korkutma siyasetinden bıktık. Bizim için de 31 Mart'ta dediler ki, biz dediler bunları seçerseniz PKK'lılar faturaları kesecek, sayaçları okuyacak, DHKP'liler gelecek evinize bu faturaları verecek dediler. Ne oldu? Ne oldu? İlk gün TC tabelasını getirdik, belediyeye çaktık. Devletin bekası bekası diyorlar ya. Ondan sonra faturaları da Ankara'nın vatansever gençleri götürüp evlere dağıtıyor. Ne işimiz olur bizim PKK'yla falan? Aynı lafları şimdi de söylüyorlar. Biz gidersek şu olur, bu olur. Hayır. O İHA'lar, SİHA'lar var ya, Kandil silahını bırakmadığı müddetçe oraya lazım. Niye hangara kaldıralım? Biz
Kandil'in söylemlerini de reddediyoruz. Bizi işbirlikçi ilan edenleri de reddediyoruz. Ben diyorum ki hiçbir Allah'ın kulunun gücü yetmez bebek katilini hapisten çıkartmaya. Çıkarırsanız da gene siz çıkarırsınız. Başkası çıkartmaz. 3 defa kanun teklifi verdiler. 3 defa meclise itirafçılıkla ilgili. 3'ünde de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri itiraz ettiği için geri çekmek durumunda kaldılar. Yine gazetelerde okuyoruz. Temasa geçmişler, görüşülüyor. Aslı var yok bilmiyorum, yalanlıyorlar. Ama İstanbul seçiminde iptal ettikten sonra baktılar ki hiçbir Millet İttifakı belediyesinde söyledikleri olmuyor. Ne işçi çıkarılıyor ne başka bir şey oluyor. Bu sefer döndüler İstanbul'da, dediler ki Ekrem Bey'e oy verirseniz Kudüs düşer. Ekrem Bey'e oy verirseniz Mekke düşer. Büyük İsrail kurulur. Yok ya, gülünür işte bunlara, yuha gerek yok. Acaba dediler siz Binali'yi mi seçeceksiniz, Sisi'yi mi seçeceksiniz dediler. İstanbullu çok ağır ders verdi. 800 bin farkla demokrasi katillerini cezalandırdı. Ama sonuçta gittiler Sisi ile el sıkıştılar. Olay bu kadar basit. Boş laflara karnımız tok. Yarın 15'inden sonra insanlar geleceğini oylayacak. Aynı şatafatlı düzen devam edecek. Yoksa halkı düşünen, üretimi önceleyen bir iktidar mı gelecek, buna karar verecek. Şunu mutlaka komşularınıza söyleyin. Teröre karşı en sert mücadele yapmaya devam edeceğiz. Kimse bundan çekinmesin. Net bir şekilde söyleyin, sözümüzdür. Ama şunu unutmasınlar. Ertesi gün gittikleri zaman bakkalın karşısına, manavın karşısına gittikleri zaman o fiyatları görecekler. Bu kafayla hiçbir şey düzelmez. Hala enflasyon yükseliyor. Dolar kurları 2 tane oldu. Devlet gidiyor şimdi altın satıyor, döviz alıyor filan. Hazineyi iyice boşaltıyorlar. Bunun sonu nereye gidecek? Şimdiye kadar yapamadılar. Önüne geçemediler. Bundan sonra mı önüne geçecekler? Bunların yapamadığı ve yapamayacağı garanti. Ama bir umut var. İktidarı değiştirirseniz en azından bunları düzeltme imkanı var, umudu var. Öyle mi? Ve bunun için altılı masa yan yana geldi. 6 farklı görüşten sayın genel başkanlar 2400 maddelik bir mutabakat metni hazırladılar. Ne yapılacaksa orada yazılı. Onun haricinde hiçbir şeye inanmaya gerek yok. İmza altına alındı. Bakın farklı görüşler yan yana geldi. Ya bunlar altılı masa, 6 kişi nasıl anlaşacak derken kendileri de 6'yı buldular. Öyle mi? Fakat şöyle bir fark var. Bir partiyi dahil ettiler ama diyorlar ittifakta yok. Onlardan utanıyor musunuz da yok diyorsunuz. Utanıyorsanız niye üsteye aldınız? Onların görüşlerinin, PKK'nın görüşlerinden pek bir fark var mı Allah aşkına? Dolayısıyla oy almak için her şeyi yaparlar. Başkalarını da kötülerler. Artık biz bir araya geldik. Ve en güzel sloganlardan biri bizimki, Ekrem Bey'e girdi, Ekrem Bey'e söylersiniz. Ben diyorum ki birleşe birleşe kazanacağız. Duymak istiyorum. Evet, birleşe birleşe kazanacağız. Çünkü kavga edecek, kimsenin kavga edecek birbiriyle bir sebebi yok. Sonuçta bir seçim yapılıyor ve altılı masa Türkçemizin en güzel bir kelimesiyle bir araya geldi. Uzlaştılar, uzlaşacağız, kimseyle kavga etmeyeceğiz. AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na oy veren hiç kimseyi de başka kelimelerle suslamayacağız. Allah herkese akıl fikir vermiş, devam etsin diyorsa, memnunlarsa devam eder. Ama değilse Allah'ın izniyle inşallah 15'inde Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Kızılay'da karşılayacağız ve Çankaya Köşkü'ne kadar yürüteceğiz. O yürümeye alışkın en güzel yürüyüşü de adalet yürüyüşünün sonu Çankaya'da olacak inşallah. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olunuz.
Sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Balıkesirliler, iki kez üst üste 16 milyon İstanbullunun helal oylarıyla seçim kazandı. Avrupa'nın en kalabalık kentinin belediye başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu ben sizlerle baş başa bırakıyorum. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Teşekkürler Balıkesir. Ucunu göremiyorum, ucunu göremiyorum. Maşallahınız var. Harikasınız. Ben böyle insanların coşkusunu ölçmeyi başka bir yöne evirdim. Mesela diyorum ki bütün gençler ellerini ayağa kaldırsın, herkes kaldırıyor vallahi. Bak bir tane bile kaldırmayan yok. Herkes kaldırıyor. Gencecik bu cumhuriyetin güzel evlatlarının Kurtuluş Savaşı'nın, Kuvayi Milliye'nin ve o milli mücadelenin simge kentlerinden birisinde olmaktan, buranın denizden komşusu olan İstanbul şehrinin 16 milyon hemşerinizin, komşunuzun selamlarını size getirmekten ve ben de sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum, çok mutluyum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, biz de hoş geldik. Çok güzel günler bizi bekliyor. Arifesindeyiz, arifesindeyiz, çok yakınız. Çok yakınız, 17 gün kaldı. Birlikte çalışacağız. Birleşe birleşe güçleneceğiz ve birlikte başaracağız ve iktidar olacağız. Millet İttifakı iktidar olacak. Millet İttifakı iktidar olacak. Millet iktidarı, Millet İttifakı'nın iktidarının tek farkı yok. Var. O da bir siyasi kazanım değil. 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının iktidarı başlıyor. Bir avuç insanı eve yolluyoruz, eve. Eve yolluyoruz. Sevgili dostlar, sabahın köründe Biga'daydım. Çanakkale'de hanımefendiler toplanmış, beyefendiler toplanmış, sevgili gençler, hatta çocuklar hep bizimleydi. Benim en son lisedeki arkadaşlarım bana Eko demişti ama sen de Eko yazdın ya, helal olsun. Lise arkadaşlarım gelmiş, lise arkadaşlarım. Belli ki Balıkesir'in gençleri, Eko geldi, harikasın. Biz kurtarıcı değiliz ama birlikte kurtuluşun altına imza atacağız hep beraber. Hep beraber atacağız. Milletin kurtarıcısı yine milletin kendisi. Sevgili gençler, göreceksiniz, başarılı olacağız. Birliğin, beraberliğin dönemi başlayacak. Bir kişi her şeyi bilen, her şeyi yapan, her şeyi anlayan bir kişinin otoritesi bizi nereye getirdi görüyoruz. Dün ile bugün arasında bile fark var. Döviz kurunda fark var. Pazara gidiyorsunuz, pazara gittiğinizde bile dün ile bugün arasında fark var değil mi?
Yani insanlar cebindeki parasıyla dün alabildiklerini bugün alamıyorlar. Ekonomiyi yere serdiler. Paramızı, o canım Türk liramızı pul ettiler. Sevgili dostlar, 21 yılın sonunda şimdi meydanlara çıkıp cek cak diyen bir iktidarı ancak ve ancak bu millet evine yollar. Tıpış tıpış evine yollayacağız. Tıpış tıpış evine yollayacağız. Bakın, ekonominin en çok belini büktüğü insanlar memleketimizde ev kadınları, çocuklar, üniversite öğrencileri, gençler. O gençler ki, o çocuklar ki okula giderken beslenme çantasına bir şey koyamayan, üniversiteye yolladığınız gençler yemeklerinden azaltıyorlar, yemeklerinden. Onun için biz tam da böylesi bir dönemde yeni bir dönemi başlatmak için sizlerle bir aradayız. Sevgili hemşerilerim, ekonomiyi ayağa kaldıracak, bu ülkede yargının bağımsızlığını yok eden, bu iktidarın döneminden hemen sonra yargıya bağımsızlığını iade edip kişiye göre makam, kişiye göre hukuk dönemini bitirecek. Aynı zamanda bir mülakat belasıyla bu milletin evlatlarının hakkını yiyen bir dönemi sona erdirecek ve milletin evlatlarıyla bu dönemi yönetecek. Vicdanıyla, aklıyla milletin aklını devreye sokup ortak aklı kullanarak bu ülkeyi düzlüğe çıkaracak Millet İttifakı'nın iktidarı geliyor. O birleşme, o bütünlük kolay olmadı. Büyük mücadelelerle oldu. Birazdan huzurunuza gelecek. Burada Sayın Ali Babacan, burada Deva Partisi Genel Başkanı, diğer liderler ve tabii ki sürecin liderliğini yapan ve gerçekten hak, hukuk, adalet mücadelecisi, devletin vicdanını en iyi temsil edecek olan 86 milyon insanımızın tek bir kuruşuna zeval getirmeyecek olan 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Sevgili dostlar, ben haksızlıktan, hukuksuzluktan, adaletsizlikten, yaptıkları ayrımcılıklardan bahsetmeyeceğim. Sayın Mansur Yavaş Başkanım, benim değerli dostum, yol arkadaşım, sizlere belediyelerde neler yaşadığımızı, neler yaşatıldığını anlattılar. Bakın, daha dün efendim şu meydanda miting yapılıyor ya, işte Kuvayi Milliye Meydanı, Balıkesir'in meydanı, burası burada. Bizi işte Gaziantep'in her zaman yapıldığı yerde miting yapmasın da işte Gaziantep'in ucunda bir noktada bir yerde miting yapsın. Böyle bir anlayışı ortaya koyan, ayrımcılık yapan, devleti parti devletine dönüştüren, partizanlığı devletin her kurumuna sokan, valileri, kaymakamları, devlet bürokrasisini siyasetin tahakkümü altında ezen anlayışı yollayacağız. Devletin valileri devletin valisi olacak. Devletin varisi, milletin valisi. O partinin, bu partinin değil. Biz de ne yaptık? Milletçe Gaziantep'in vermedikleri meydanın adı da güzel, Demokrasi Meydanı. Ama ne yaptık? Gaziantep'e ikinci bir Demokrasi Meydanı hediye ettik. Çünkü millet orayı tıka basa doldurdu. Tıka basa doldurdu. Dolayısıyla bu millet iyi ile kötüyü ayırt eder. Bu millet hak yiyenle hak yemeyeni ayırt eder. Hele hele Balıkesirliler, burası pehlivanları da iyi bilir. Ahmet Akın Başkan'a sordum. Buranın pehlivanları meşhurdur. Yalancı pehlivanla gerçek pehlivanı da anlar.
yalancı pehlivanla gerçek pehlivan da ayırt eder. Şimdi Millet İttifakı işte böyle bir sürecin hazırlığını yaptı. Bizler de görevimiz gereği sadece İstanbul'la değil, memleketin her köşesiyle ilgileneceğiz. Göreceksiniz, bizim iktidarımızda Balıkesir'le ilgili bütün sorunlara çözüm bulacağız. Bu şehrin ve bu bölgenin şehircilikle ilgili, depremle ilgili, güçlendirmeyle ilgili, altyapıyla ilgili bütün hususlarına yoğun bir emek ortaya koyacağız ve çözüm bulacağız. Ama şunu yapmayacağız. Efendim şu belediye şu partiden, bu belediye o partiden ayrımcılığı yapmayacağız. Onun için siz lütfen vatandaşlarımıza anlatın. Deyin ki bu Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanı seçeceğiniz Kemal Kılıçdaroğlu sizin birinci sıra hukukunuzu, adaletinizi koruyacak. Hiç kimseyi ayırt etmeyecek. O ve onun yardımcıları yani bizler asla onun sözünü yere düşürmeyecek. Milletine layık olacak. Milletine layık olacak. Her yerde söylüyorum Allah'ım beni milletime mahcup etme. Balıkesirlileri de mahcup etme. Dolayısıyla bu kalan günleri çok çalışarak geçireceğiz ve bu güzel günler çok yakında bizimle olacak. 15 Mayıs sabahında size söz veriyoruz. Sizi pırıl pırıl, tertemiz, Kaz Dağları'nın oksijeni gibi güzel bir Türkiye'ye uyandıracağız. Güzel bir Türkiye'ye uyandıracağız. Sevgili Balıkesirliler, değerli hemşerilerim, biz sizlerin evladı, sizlerin bir parçası, ailelerinizin birer ferdi olarak memleketin bütün sorunlarına hakim, o sorunları gün kurtaracak şekilde değil. Kesinlikle, bak söyleyeyim, ya bu mülakat belasından bu memleketi kurtaracağız, sana söz. Hanımefendi, sana söz. Bu 21 sene mülakat yapıp seçime bir ay kala mülakatı kaldıracağım diyenlere zaten inanmayın. Onlara inanmayın. Ama bize inanın. Biz size verdiğimiz sözü nasıl İstanbul'da, Ankara'da, diğer şehirlerde yerine getirdiysek Türkiye'de de yerine getireceğiz. Hiç endişen olmasın. Hiç endişen olmasın. Şimdi bu kalan günleri çalışarak geçireceğiz. Hep birlikte bazı eksiklerimiz varsa onları yerine getirip düzelteceğiz. Nedir onlar? Sandıklara sahip çıkacağız. Gitmediğimiz bir komşumuz varsa gidip ziyaret edip elini sıkacağız. Bizimle aynı düşünmüyor diye kimseyi ayırt etmeyip herkese gidip Millet İttifakı'na oy vermelerini isteyeceğiz. Ve 14 Mayıs sabahı coşa coşa, koşa koşa, aynı o İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde seçimizi elimden almaya çalıştılar ya, siz milletçe çalışıp İstanbul'da bunlara okkalı bir Osmanlı tokadı attınız ya, işte aynı demokrasi tokadını 14 Mayıs'ta hep birlikte atacağız ve seçimi kazanacağız. Ama sizden söz almam lazım. Çalışmaya, sandıkta durmaya ve o gün coşa coşa oy kullanmaya hazır mıyız? Güzel. Şimdi, evet gençliğimiz var. Biraz sesim kısık ama gençliğim var, atarım onu hemen. Şimdi, kesinlikle. Dediğimi anladı, hemen slogana geçti vallahi. Diyeceğimi anladı, hissetti. Sevgili hemşehrilerim, ayrışmak yok. Bak birileri
ben yolumu sağa çevirdim, sola çevirdim diyebilir. Yolu açık olsun, bay bay. Ama biz oyumuzu bölmeyeceğiz. Bu oy, bu seçim parti seçimi değil. Bu seçim partilerin seçimi de değil. Onun için 6 parti bir araya gelip demokrasi mücadelesi veriyor. Belki ilerleyen yıllarda başka mücadeleler, daha iyinin arayışlarını yapabiliriz ama bu seçim o seçim değil. Oyları böldürmemeye, özellikle sevgili gençler, arkadaşlarınızla konuşun. Sakın ha, bu seçim özellikle bu ülkenin çocukları ve gençlerinin seçimi. Oyları böldürmemeye, oyları bir arada Millet İttifakı'na kullanmaya ve çok güzel insan, bu memleketin birleştirici gücü, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmaya hazır mıyız? Güzel. O zaman Balıkesir'de işimiz tamam. Belki bir ziyaret daha yaparım, belli olmaz. Nasılsa denizden yakın. Karşıya geçerim, belli olmaz. Benim anneciğim, babacığım da 12 senedir burada yaşıyor. Buranın havası onlara iyi geliyor. Memleketi düze çıkarıp ben de ileride emekliliğime bakarsınız Balıkesir'de onlarla yaşarım. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Hepinize güzel günler diliyorum. Ama bir söz daha alacağım. Ben düşük tonda, siz güçlü şekilde söyleyeceğiz, tamam mı? Gençler, kalbinizi çok seviyorum gençler. Kalbinizi çok seviyorum. O güzel kalp işaretlerini bir kaldırın bakayım. Bir kaldırın bakayım. O milletimin kalbi işte çok güzel. İşte sevgi dili bu. O zaman güzel bir sloganla ayrılalım. Var mıyız? Hazır mıyız? Arka taraf hazır mı? Her şey. Her şey. Her şey. Kurban olurum size. Olacak, olacak, olacak. Allah'a ısmarladık. Sağ olun, var olun. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Cumhurbaşkanı yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Değerli Balıkesirli hemşehrilerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye'nin devası var. Birlikte deva var diyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ı buraya davet ediyorum. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Hem Ege'nin hem Marmara'nın sularına uzanan yeşiliyle, mavisiyle, adalarıyla, Kaz Dağları'yla, tabiatıyla cennet şehrimiz Balıkesir, merhaba. Maşallah arkadaşlar, maşallah. Bu ne büyük coşku. Bu ne güzel heyecan. Balıkesir 15 Mayıs sabahına uyanmış belli. Bu meydana bakıyoruz. Meydan 15 Mayıs sabahının coşkusu da maşallah coşmuş durumda. Balıkesir hakkına kavuşmaya gün sayıyor. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun, hoş bulduk. Değerli dostlarım, biz ülkemizi çok seviyoruz. Vatanımızı çok seviyoruz. Toprağımızı, insanımızı çok seviyoruz. Ama nedir bu güzel ülkemizin çektiği ya? Çok çekiyoruz. Nedir bu güzel insanlarımızın çektiği?
Bizim bunlara itirazımız var. Bu yokluğa, bu yoksulluğa, bu yasaklara itirazımız var. Kıymetli hemşehrilerim, 14 Mayıs günü üreten Balıkesir hakkını alsın diyor muyuz? Zeytiniyle, peyniriyle, meyvesiyle, sebzeliyle, hayvancılığıyla Balıkesir alın terinin karşılığını alsın diyor muyuz? Hep beraber başaracağız inşallah. Ya bizim çiftçimiz sadece seçim döneminde mi hatırlanacak? Sadece seçim yaklaşıyor diye mi çiftçi hükümetin aklına gelecek? Hayvancılıkla uğraşan, çalışan, üreten Balıkesirli emekçimiz sadece seçim döneminde mi iktidarın aklına gelecek? Hayır. Bakın iktidar daha yeni yeni bir sürü vaatler sıralamaya başladı. Arka arkaya, panik halinde. Şimdi parça parça destekler açıklıyorlar. Günaydın ya. Baktılar ki pabuç bağlı. Baktılar ki bu seçim daha önceki hiçbir seçime benzemeyecek. Son 5 senede yapmadıklarını apar topar son 5 haftaya sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ama bu millet biliyor ya. Kandıramazsınız. Ve yüzlerine gözlerine bulaştırarak bu işi yapıyorlar. Seçime kalmış 20 gün 20 senedir yapmadıklarını bu 20 güne sığdırmaya çalışıyorlar. Ama bu millet kanmayacak artık, kanmayacak. Bu neye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın, gençler izlemiştir. Size bir hikaye anlatacağım, dinleyin gençler. İzlemişsinizdir ama Cem Yılmaz'ın son gösterisindeki bir hikaye. Cem Yılmaz son gösterisinde dayısını anlatıyor. İktidar çünkü aynı Cem Yılmaz'ın dayısı gibi. Nasıl mı? Anlatacağım. Cem Yılmaz'ın dayısı arabayı kullanırken bir trafik kazası yapıyor. Camdan fırlayıp gidiyor. Hafif de bir baygınlık geçiriyor. Daha sonra uyanıyor, şöyle üstünü başını çırpıyor. Bir bakıyor uzakta bir kaza olmuş, çarpışmış bir araba var. Gidiyor arabanın yanına. Ya ne oldu burada diyor, sağa sola soruyor. Diyorlar ki kaza oldu. Birkaç da yaralı var. Bir polise soruyor, ya ne oldu anlatın, ya bir yaralılar var ama şoförü bulamıyoruz diyor polis. Cem Yılmaz'ın dayısı da, hadi beraber arayalım bari diyor. Başlıyorlar beraber şoför aramaya. Ben diyorum ki şimdi buradan Sayın Erdoğan'a, şoförü aramayın ya boşuna. Şöyle bir aynaya bakın yeter. İnanın... Bu kazayı siz yaptınız, siz. Başkası değil. Kaza yapmış, bir de gelmiş bizimle beraber şoför alıyor. Ne diyor? Dış güçler diyor. Ne diyor? Falancalar diyor sebep oldu bu soruna diyor. Tek yetkili, tek imzalı olduğunuz gün bu ülkeyi yoldan çıkardınız. Şarampole'de yuvarladınız, 86 milyonda yaraladınız. Bu son krizlerden etkilenmeyen var mı? Belki bir avuç zengin, onlar etkilenmedi. Sabit maaşı olan, işçisi, memuru, emeklisi, daha da genişletelim, çiftçisi, esnafı, herkes bu krizlerde yara aldı. Ben diyorum ki Sayın Erdoğan'a, sizin bundan sonra yapacağınız tek bir şey var ya, bir durun artık, bir susun artık. Siz iyisiyle, kötüsüyle şu artık kaza alanını bir terk edin de, biz gelelim yapacağımızı yapalım. Çünkü bunu düzeltecek kadrolar bizleriz. Bu işi toparlayacak kadrolar bizleriz. Hiç merak etmeyin, biz dış güçlerdi, iş güçlerdi diye bahane üretmeyeceğiz. Enkaz edebiyatı da yapmayacağız. Kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Çünkü biz çalışan Türkiye'nin sesiyiz. Çalışanın halinden iyi anlıyoruz. Endişeye mahal yok endişeye. Biz tutup bakkalları, kasapları suçlamayacağız enflasyon için. Kuru soğan depolucularına, kuru soğan depolarına baskın yapıp da soğanın fiyatını siz yükseltiyorsunuz da demeyeceğiz. Çünkü vatandaşımız da biliyor, biz de iyi biliyoruz ki şu andaki enflasyonun
Hayat pahalılığının yegane sebebi kötü yönetimdir. Beceriksizliktir. Ortak akılla, hukukla, bilimle biz işimizi yapacağız. Ülkeyi öyle bir yöneteceğiz ki arkadaşlar, öyle bir yöneteceğiz ki doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak. Sadece Millet İttifakı'na, sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na destek verenler kazanmayacak. Tüm Türkiye kazanacak. Çünkü biz tüm Türkiye için yola çıktık. 86 milyon kazanacak, 86 milyon. Arkadaşlar, bu 14 Mayıs'ta, önümüzdeki seçimde aslında ne var biliyor musunuz? Aslında bir referandum var. Evet, bu seçim aslında sadece ve sadece iki tercihli bir referandum. Bakmayın öyle metre uzunluğunda oy pusulasına. Bakmayın Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili işte şu aday vardı, bu aday vardı değil. Temelde iki tane tercih var. Birinci pusulada iki tercih var. Nedir? Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu. Gerisi teferruat. İkinci pusulada ne var? Cumhur İttifakı var ve Millet İttifakı var. Gerisi teferruat. Gerisinin zaten bir iddiası yok. Ben kazanacağım, bu ülkeyi yöneteceğim iddiası yok. İki tane tercih var. Belirleyici iki tane seçenek var. Onun için aslında biz bu seçime iki tercihli bir referandum diyoruz. Hiç kafa karıştırmaya gerek yok. Ve Balıkesir'de bu iki tercihli referandumun sonucunu aslında gayet iyi biliyor. İki seçenekten birisini seçecek Balıkesir. Bu iki tercih değerli arkadaşlar, başka kelimelerle şöyle ifade edeyim. Nedir bu iki tercih? Böyle ifade ettiğimizde iş daha da kolaylaşıyor bakın. Çok kolaylaştırarak sizlere soracağım. Önünüzde iki tane tercih var. Otoriterlik mi, demokrasi mi? Cevap basit. Keyfilik mi, hukuk mu? Baskı mı, özgürlük mü? Balıkesir'in cevabı hazır. Tercih etmek zor değil, görüyorsunuz. İki tercihi saymaya devam ediyorum. Tek akıl mı, ortak akıl mı? Korku mu, umut mu? Öfke mi, sevgi mi? Seçenekler çok açık. Başka bir tercih yok bu. İki tercihden birisinin altına evet mührünü basacağız hep beraber. Devam ediyorum. Kaygı mı, barış mı? Kriz mi, huzur mu? Yoksulluk mu, zenginlik mi? Ve son soru. Kara kış mı, bahar mı? Bu kadar basit. Bu kadar basit. Cevabımız çok net arkadaşlar, çok net. Biz demokrasi diyoruz, zenginlik diyoruz, huzur diyoruz, özgürlük diyoruz. Cevap belli. Bahar diyoruz, bahar. Ve inşallah bugün bu baharın bereketli, yağmurlu bir havasında beraberiz sizinle Balıkesir'de. İnşallah bu bereketin bütün ülke sathında 15 Mayıs sabahı yayıldığını göreceksiniz. Damla damla bu bereketin yayıldığını göreceksiniz inşallah. Değerli Balıkesirli dostlarım, siz bu 14 Mayıs'ta tercihinizi yapacaksınız. Arkasından da şöyle rahat bir şekilde koltuğunuza yaslanacaksınız. Çünkü gerisi bizde. Bu iş bizde. Hiç merak etmeyin. Endişeye mahal yok, çözüm bizde. Adalet diyordu bir arkadaşımız kalabalığın içinde, adalet. Adaleti getireceğiz, adaleti. Ama adalet sadece yargıda işin hızlı yürümesi değil. İşte göreceksiniz, biz hakkı düştüğü yerden tutup kaldıracağız. Enflasyonu düşük tek haneye indireceğiz. Nasıl bir dönem Türkiye'de mutlak yoksulluk sıfırlandıysa yine aynısını inşallah gerçekleştireceğiz. Türkiye'yi mutlu insanların ülkesi yapacağız. Mutlu insanların. Türkiye'yi huzurun, güvenin, özgürlüğün, zenginliğin ülkesi yapacağız inşallah. Ve bunu hep beraber gerçekleştireceğiz.
Türkiye'yi dünyanın yıldızı yapacağız. Balıkesir hem sanayide, hem tarım ve hayvancılıkta, hem de turizmde yükselecek. Yıldız şehrimiz olacak. Daha da güçlenecek. Balıkesir'in gençleri geleceklerini başka şehirlerde, başka ülkelerde aramayacaklar. Burası benim doğduğum topraklar, ben burada çalışacağım ve alnımın teriyle, bileğimin gücüyle kazanacağım diyecek gençlerimiz inşallah. Balıkesirli üretici binlerce süt hayvanını mezbaha yoluna sokmayacak. Kaz Dağları yağmalanmayacak, Kaz Dağları. Çünkü değerli arkadaşlar, size sizin evladınızı getirdim. Bizim ortak listeden adayımız Burak Dalgın. Nerede Burak Bey? Biraz sonra tanıyacaksınız ya da tanıdınız. Burak Dalgın, Deva Partimizin kurucularından, genel başkan yardımcımız, yol arkadaşımız ve milletvekili adayımız. Balıkesir'in derdini de huzurunda diğer vekillerimizle beraber omuz omuza Burak Bey de üstlenecek. Hep beraber çalışacaklar. Kardeşçe çalışacaklar, omuz omuza çalışacaklar. Ve hep beraber başaracağız. Ve ne yapacağız arkadaşlar? Pusula'da seçime ortak listelerle girdiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi logosunun altına hep beraber evet mührünü vuracağız. Hep beraber. Böylece de meclis çoğunluğunu sağlayacağız. Söz mü? Bu sözü aldık Balıkesir'den. Diğer oy pusulasında ne yapacağız? Yine ortak adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının, isminin altına bir evet mührü daha vereceğiz. Söz mü? Her iki seçimde de inşallah başaracağız. Ve ilk turda alalım şunu ya. İlk turda alalım. Bakın, ben onun için özellikle referandum dedim buna. Çok dikkat edelim. Vereceğimiz tek oy dahi zayi olmasın. Burada iki tane temel tercih var. Her iki pusulada da, Cumhurbaşkanlığı pusulasında da iki tercih var. Meclis pusulasında da iki tercih var. Bu tercihlerin dışındaki oylar zayi olacak diye bir endişem var benim. Oylarımızı zayi etmeyelim. Tercihimizi net yapalım, açık yapalım ve birinci turda bu işi bitirelim. Var mıyız? Kararlı hareket edersek olacak bu, başaracağız inşallah. Siz pusulaya evet mührünü vuracaksınız, biz de Türkiye'nin yarınlarına damgamızı vuracağız inşallah. Tüm ülkemiz için hayırlı olsun. Balıkesir için hayırlı olsun. Biliyorum. Gayet iyi biliyorum. Gayet iyi biliyorum. Hemen söyleyeyim bakın. Hemen söyleyeyim. Şu anda bazı evlerde, bazı mahallelerde bir söz var değil mi? Ya elim CHP'ye gitmiyor diye değil mi? Ama ben biliyorum ki çok daha fazla hanede, çok fazla mahallede elim Erdoğan'a artık gitmiyor. Elim artık AK Parti'ye gitmiyor diyen milyonlarca vatandaşımız var. Bunu da biliyorum. Çünkü bir zamanlar AK Parti'ye gönül vermiş vatandaşlarımız, yasaklarla mücadele edin, yolsuzlukla mücadele edin, yoksullukla mücadele edin diye o desteği verdiler ya. Şimdi dönüp dolaşıp 20 yıl sonra yasakların, yoksulluğun ve yolsuzluğun yaygınlaştığı bir ülke görmek istemiyordu ki o vatandaşlarımız. Adalet olsun. O 28 Şubat zihniyetine karşı bir dik duruş olsun diye o desteği verdiler. Şu andaki hükümetin 28 Şubatçılarla kol kola gezeceğini nereden bileceklerdi ki? Ama inanıyorum ki bu seçim aklı selim kazanacak. Bu seçim sağduyu kazanacak. Bu seçim Balıkesir kazanacak. Bu seçim tüm Türkiye kazanacak, 86 milyon kazanacak diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Gelecek, sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a çok teşekkür ediyoruz.
Sevgili Balıkesirliler, 14 Mayıs'ta değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. Genç arkadaşlarım, 14 Mayıs'ta ülkemizi fabrika ayarlarına döndürmeye var mısınız? Var mısınız? 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? Bitiriyor muyuz? Bitiriyor muyuz? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Şu Balıkesir temiz ellerini bir kaldırabilir mi lütfen? Kaldırsın temiz ellerini Balıkesir. 14 Mayıs'ta Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta şafak, özgür, demokratik, huzurlu, refah ve kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye için doğacak. Tasalanma kardeşim. Artık umutlan. Sen de güleceksin. Yok artık yalan. Zalimin korkuya kapıldığıdır bu an. Gitti gidiyor tiran. Geliyor gelmekte olan. Yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. İktidarın yolu Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet. Gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet. Yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Kuvayi Milliye Meydanı'ndayız. Kuvayi Milliye Meydanı'ndayız. Ve birlikteyiz. Ve Türkiye'nin makus talihini bu meydanda yeneceğiz. Tıpkı atalarımızın yendiği gibi. Ayrıca daha önce bu meydanda bir konuşma yapmıştım. Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesi gerektiğini söylemiştim. Sakın unuttuğumu sanmayın. Bay Kemal sözünden dönmez. Dönmez, bunu bilmenizi isterim. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Türkiye'nin karamsar bir ortamda olduğunu biliyorum. Büyük sıkıntılarımızın olduğunu biliyorum. Evlerde geçim sıkıntısı olduğunu biliyorum. Hayat pahalılığını biliyorum. Gençlerdeki umutsuzluğu biliyorum. Acaba biz yurt dışına gitsek daha mı iyi geçinebiliriz diye bir beklenti içinde olduklarını biliyoruz. Herkesin sıkıntısı var, herkesin derdi var. 21 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Artısı eksisi. Ama artık değişimin zamanı geldi. Yeni bir ruha, yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Bunu bir siyasetçinin ötesinde sade bir vatandaş olarak ifade ediyorum. Bir değişime ihtiyacımız var. Çok kutuplaştık. Çok ayrı yerlere savrulduk. Artık birleşelim. Artık kucaklaşalım. Artık birlik zamanı. Artık kucaklaşma zamanı. Kavganın zamanı değil, barışmanın zamanı. Birbirimize şöyle veya böyle sert sözler söyleme zamanı değil. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu karamsar atmosferi aşma zamanı. Evlerde sıkıntı var biliyorum. Annelerin sıkıntılarını biliyorum. Acaba çocuğumun beslenme çantasına ne koyayım diye düşündüğünü de biliyorum. Allah sizi inandırsın. Bir anne çocuğumun beslenme çantasına bir ekmek koyuyorum, yarım ekmek koyuyorum, araya salça sürüyorum ve çocuğumu öyle gönderiyorum diyor. Ben bu acıyı biliyorum. Bir çocuğumuz açsa aslında 85 milyon açız demektir. Bir çocuğumuz karanlıktaysa, elektrik parasını ödeyememişse aslında 85 milyonumuz karanlıkta demektir. Bir çocuğumuzun, evladımızın evindeki doğalgaz parasını ödemedi diye kışın ortasında doğalgazı kesiliyorsa aslında hepimiz soğuktayız demektir. Yeni bir anlayışı bu ülkeye getireceğim. Söz verdim. Yeni bir anlayışı getireceğim. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi tamamen 85 milyonun bir arada huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi. Bunu inşa edeceğiz. İnşa etmenin yolu sizden geçiyor. Sizin oylarınızdan geçiyor.
Türkiye'nin yeniden adalet içinde inşa edilmesini istiyor musunuz? İstiyor musunuz? İstiyor musunuz? Söz veriyorum. Altı lider bir aradayız. Birlikteyiz. Hepimiz bu ülkede huzur olmasını istiyoruz. Bakınız, burası Balıkesir. Kuvayi Milliye'nin merkezi. Aynı zamanda tarımın da merkezidir burası. Aynı zamanda turizmin de merkezidir. Aynı zamanda eğitimin de merkezidir. Bu bölgenin şikayetlerini de biliyorum. Normalde diyelim ki bu kadar zengin bir coğrafyada Allah aşkına çiftçi zarar eder mi? Çiftçinin zarar etmesine imkan verilir mi? Buğday dışarıdan geliyor. Arpa dışarıdan geliyor. Yulaf dışarıdan geliyor. Et dışarıdan geliyor. Canlı hayvan dışarıdan geliyor. Ya kardeşim, sen yurt dışındaki çiftçiyi destekleyeceğine kendi çiftçini, kendi üreticini desteklesen daha iyi olmaz mı? Daha güzel olmaz mı? Bizim insanımız kazanmaz mı? Bunların tamamı olacak. Göreceksiniz. Onlar beşli çeteler için çalıştılar. Bay Kemal vatandaşı için çalışacak. Bundan emin olun. Bizim için yandaş değil, vatandaş önemli. Herkesin kazandığı, herkesin ürettiği ve hiç kimsenin zarar etmediği, alın terinin değer bulduğu bir tabloyu inşa edeceğiz inşallah. Göreceksiniz. Ayrımcılığı bitireceğiz, göreceksiniz. Ötekileştirmeyi bitireceğiz, göreceksiniz. 85 milyon birlikte çalışacağız. 85 milyon birlikte alın teri dökeceğiz. 85 milyon Türkiye'nin büyümesi, kalkınması için çaba harcayacağız. Bu ülkede sözüm var, sözüm. Bay Kemal'in sözü var. Sakın unutmayın. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğim. Bir Türkiye'yi. Her evde huzurun, her evde bereketin olduğu, her evde insanların güler yüzü olduğu, komşularıyla ilişkilerinin iyi olduğu, caddesinde, parklarında, sokaklarında özgürce rahat gezebildiği bir Türkiye'yi arzulamıyor muyuz? Böyle bir Türkiye istiyoruz. Böyle bir Türkiye'miz olsun. Böyle bir yurdumuz olsun. Bizim elin oğlunda ne farkımız var? Ya çalışkan insanlarımız var. Üniversiteleri bitirdiler ama göreceksiniz üniversitelerde bilgi üretecek. Çok güzel üniversitelerimiz bilgi üretecek, öğrencilerimiz mezun olacak ve işleri büyük ölçüde hazır olacak. Söz verdim. 100 bin öğretmen atamasını Cumhuriyet'in 100. yılında yapacağız diye. Niçin? Niçin? Bütün köy okullarını açacağız. Bütün köy okullarını. Köyde öğretmen de olacak, öğrenci de olacak. Yani Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrenci ile öğretmeni buluşturacağız. Dolayısıyla köyü terk edip çocuğumu okutmak için kente geleyim demeyecek. Öğretmeni orada olacak. Aynı zamanda her köyde öğretmen dışında ziraat teknisyeni veya ziraat mühendisi de olacak. Bunların paralarını, ücretlerini nasıl öğretmeninkini ödüyorsa bunların ücretlerini de ödeyecek. Toprak analizlerini yapacak. Hangi ürünün ekilmesi gerektiğini söyleyecek. Çünkü havza bazlı planlama yapacağız. Çiftçi ekecek, üretecek, asla zarar etmeyecek. Hayvancılık yapılıyorsa veteriner hekim orada olacak. Veteriner sağlık teknisyeni orada olacak. Onlar da üreticinin hayvanlarının aşılarını yapacak, beslenme sağlıklı mıdır, değil midir? Bütün bu konularda yardımcı olacak. Yani ziraatçı çiftçinin ekeceğine, ne ekeceğine, nasıl ekeceğine karar verecek. Veteriner hekim onun hayvancılık yapıyorsa onunla ilgili hangi kararların alınması gerekiyorsa, aşıların yapılması gerekse onu yapacak. Yani köyde öğretmen olacak, köyde ziraatçı olacak, köyde veteriner hekim olacak ve köyde imam olacak. Köyün entelektüel düzeyini de yükselteceğiz ve köyde yaşayanların hepsi huzur içinde yaşayacaklar. Hepsi üretecek, hepsi kazanacaklar. Bu kadar mı? Hayır. Ayrıca bir şey daha. Kırsal boşalıyor, biliyorsunuz. Gençler kalmıyorlar. Kırsalda çalışan gençlerin
ve bütün kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Böylece kırsalda çalışan kadın emeklilik hakkına kavuşmuş olacak. Ve emekli olduğunda da huzur içinde yaşayacak. Bunu da yapacağız, göreceksiniz. Çünkü bu ülkenin insanları bizim insanlarımız. Bu ülkenin insanları mutlu olmazsa siyaset yapmanın bir mantığı yoktur. Bir anlamı yoktur. Dolayısıyla herkesin mutlu olduğu, herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Asıl hedefimiz bu ve bu hedeften asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu bilmenizi isterim. Emekliler, hazır mısınız emekliler? Hazır mısınız? 2015'ten bu yana söylüyorum, 2015'ten Ramazan bayramında ve Kurban bayramında emeklilere asgari ücret kadar bir ikramiye verin. Önce itiraz ettiler. Parayı nereden bulacaksın dediler. 50 tane laf söylediler. Sonra baktılar ki Bay Kemal aktı. İkramiye vermeye başladılar. Ama düşük. Biner lira verdiler. Sonra bu miktarı bir miktar artırdılar. Şimdi biraz daha artırdılar. Benim sözüm sözdür. Emekliye Ramazan bayramında ve Kurban bayramında asgari ücret kadar bir ikramiye vereceğiz diye. Önümüzde Kurban bayramı var. Seçimlerden sonra Allah nasip eder geldiğimizde göreceksiniz. Bankaya gideceksiniz. Bankada her emeklinin 15 bin lira parası olduğunu göreceksiniz. Her emeklinin. Bunu söyledim ya. Gene efendim parayı nereden bulacaksın diye koro halinde şikayet. Ya sen beşli çeteye para bulurken emekliye para bulamıyorsun. Beşli çetelerden alacağım. Beşli çetelere para var. Tefecilere para var. Ama emekliye gelince parayı nereden bulacaksın? Bulacağım, bulacağım. O parayı söke söke alacağım. Emekliye vereceğim. İşçiye vereceğim. Üreticiye vereceğim. Alın teri dökene vereceğim. Biz onlar gibi değiliz. Biz onlar gibi değiliz. Biz mütevazi yaşamayı bilen insanlarız. Halk gibi yaşamayı bilen insanlarız. Biz sizleriniz. Sizin gibiyiz aslında. Evimiz de öyle, barkımız da öyle, mutfağımız da öyle, çocuklarımız da öyle. Her şeyimiz öyle. Biz çocuklarımız askerlik yapsın diye ne diyorlardı? Paralı mı diyorlardı? Bedelli, bedelli diyorlardı. Bedelliye göndermedik. Garibanın çocuğu gidiyorsa, askerlik yapıyorsa Bay Kemal'in çocuğu da gitsin askerlik yapsın dedik. Bizim düşüncemiz odur. Felsefemiz odur. İnancımız odur. Eğer siyasetçi halka örnek olmazsa olmaz. Siyasetçi halka örnek olması lazım. O nedenle ahlaklı bir siyaset, ahlaklı, erdemli bir siyaset, bilgili bir siyaset, toplumun sorunlarını çözmeye kilitlenmiş bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Ve bu mücadeleyi mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Kimlerle? Sizlerle kazanacağız. Beraber kazanacağız. Birlikte mücadele edeceğiz ve birlikte kazanacağız. 418 milyar dolar devleti soydular. Bu parayı götürdüler. 418 milyar dolarlık bir soygun olmasaydı şu soruyu rahatlıkla cevap verebilirlerdi. Diyordu ya, bu can bu benden de kaldıkça papazı vermem diye. Ne oldu? Para yok, kasa boş, papazı götürüp teslim ettiler. Demek ki güçlü olursanız meydan okuyabilirsiniz. Güçlü olursanız bu ülkenin hakkını, hukukunu savunursunuz. Eğer güçsüzseniz, paraları başka yerlere kaptırmışsanız, birilerinin telkininin dışına çıkmıyorsanız sizin bu ülkeye bir faydanız yoktur. Gene kalktılar söylediler. Bak ha, senin beni kızdırma, senin mal varlığını araştırma dedi. Tek bir cümle dahi kullanılmadı. Tek bir cümle. Oysa Bay Kemal ne derdi? Mal varlığımı araştırmazsanız namessiniz derdi. Onun için diyorum, 418 milyar dolarlık bir malı götürdüler. Sanıyorlar ki biz bu parayı götürdük Londra'ya, götürdük Amerika'ya, götürdük şuraya.
Bay Kemal bu paraları bulamaz. Son kuruşuna kadar nerede olduğunu biliyorum ve o paraların tamamını bu ülkeye getireceğim. O paralar çetelerin, beşli çetelerin, uyuşturucu baronlarının paraları değil, 85 milyonun alın teridir o paralar. Çalındı, alacağım ve getireceğim. Endişe etmeyin. Hakkı, hukuku ve adaleti getireceğim. Hiç endişe etmeyin ondan. Bakın gencecik evlatlarımız üniversiteyi bitiriyor ve işsiz. Gencecik evlatlarımız üniversiteyi bitirmişler ve işsizler. Bunların sayısı milyonları buluyor. Anne bakıyor evladının yüzüne. Baba evladının yüzüne bakamıyor. Çünkü baba da işsiz. Evlat da işsiz. Evde para yok. İmkanlar son derece sınırlı. Dolayısıyla bu tabloyu düzeltmemiz lazım. Gencecik evlatlarımızın iş güç sahibi olması lazım. Çalışıyor. KPSS sınavına giriyor. Yüksek puan alıyor. Sözlüğü de eliyorlar. Kaldıracağım. Kaldıracağım sözlüğü. Tamamen kaldıracağım. KPSS'ye gireceksiniz. Başarılı olacaksınız. Atamanız hemen yapılacak. Torpili bitireceğiz torpili. Torpili bitireceğiz. Efendim dayın varsa giriyorsun. İyi de garibanın dayısı yok. Peki ne olacak? Sahipsiz mi olacak? Hayır efendim. Onun sahibi Bay Kemal olacak. Hiç endişe etmeyin. Bütün garibanların sahibi Bay Kemal olacak. Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'yi yol geçen alına döndürdüler. Sınır diye bir şey kalmadı. İpini koparan Türkiye'ye geliyor. Afganistan'dan geliyor, Afrika'dan geliyor, Suriye'den geliyor, Irak'tan geliyor. Sanki bu ülkenin sınırı yok. Oysa gidin sınırda şu yazar. Hudut namustur der. Hudut namustur. Bunlar yol geçen hanına döndürdüler. 3.600.000 Suriyeli kardeşimiz var. Söylediğim en geç 2 yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. Çok açık çok net söylüyorum. Çok açık ve net. Efendim gönderemezsin diyorlar. Bay Kemal gönderecek efendim. Buradaki Suriyelilerle de görüştüm. Nasıl göndereceğimi onlara da anlattım. Dediler ki siz bu şartları sağlarsanız biz kendi memleketimize gideriz. Biz bunların tamamını yapacağız. Türkiye yol geçen hanı olmayacak. Türkiye onurlu bir ülkedir. Türkiye güçlü bir ülkedir. Türkiye 3.600.000 sığınmacıya baktı. Eyvallah. Başımızın üstünde. Bitti kardeşim ya. Bitti. Yazıktır, günahtır. Bizim evlatlarımız işsiz. Onların işi olması lazım. Gücü olması lazım. Asgari ücretin yarısıyla çalışıyor. 18 saat çalışıyor. Onlara da yazık, günah. Onları memleketlerine uğurlayacağız. Kendi ülkelerine gidecekler. Suriye ile barışacağız ve Suriye'ye, onların ayrıca Suriye'de can ve mal güvenliklerini sağlayacağız. Hiç ama hiç endişe etmeyin. Ne diyorduk? Bay Kemal sözünden, Bay Kemal sözünden, Bay Kemal sözünden, emin olun sözümden dönmeyeceğim. Ne pahasına olursa olsun, ne olursa olsun, hiçbir vatandaşımın başını öne eğdirmeyeceğim. Hepimiz göklere ve ufka bakacağız. Güzelliklere bakacağız. Ağaçların yeni açmış çiçeklerine bakacağız. O baharın güzelliklerine bakacağız. O nedenle diyorum, baharlar gelecek ülkemize diye. Baharlara ihtiyacımız var diye. Bir şey daha. Bir şey daha. Bir şey daha. Bizi bazen efendim ben sizlerle gurur duyuyorum. Hiç endişe etmeyin. Sizlerle gurur duyuyorum. Kuvayi Milliye Meydanı'ndayız. Kuvayi Milliye Meydanı'nda 6 okumuzdan birisi de milliyetçiliktir. Bizim milliyetçiliğimizi sorgulamaya kalkıyorlar. Sorgulamaya kalkanların ne olduklarını anlatayım size.
tank palet fabrikasını, ordunun en büyük fabrikalarından birisidir. Değeri 20 milyar dolardır. Katar ordusuna peşkeş çektiler. Verdiler oraya. Sözüm söz. Kuvayi Milliye Meydanı'ndan sözüm söz. Tank palet fabrikasını alacağım. Şanlı ordumuza vereceğim. Onları yapamıyorlar. Sözde biz milliyetçi değiliz, onlar milliyetçi. Sen kalkacaksın. Sen kalkacaksın. 3-5 kuruş için gidip dileneceksin. Bay Kemal kimseye dilenmez. Türkiye'nin onuru, Türkiye'nin şerefi vardır. Düne kadar hakaret ettiğin adamın ayağına gidiyorsun. Niye gidiyorsun kardeşim? Gitmeyeceksin o zaman. Bir şey daha. Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi. 34 askerimiz şehit edildi. Ve 34 askerimiz şehit edildikten 2 gün sonra, yanlış hatırlamıyorsam, Erdoğan Putin'e gitti. Putin'in kapısında bekletildi. Putin kronometreyi açtı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kapısında kaç dakika beklettiğini bütün dünyaya gösterdi. Sonra kapıyı açtı, gel yanımda otur dedi. Konuşabilirsin şimdi diye. Bu mudur dünya lideri olmak? Bu mudur Türkiye'nin itibarını korumak? Ya arkadaş, şehit olan bizim askerimiz. Vuran Rusya. Eğer özür dilemesi gereken varsa Rusya'nın özür dilemesi lazım. Sizin askerlerinizi şehit ettik ama kusura bakmayın demesi lazım. Tazminat ödemesi lazım. Sıkıntılarımızı anlaması lazım. Bütün bunları unuttular. Ayağına gitti, yalvardı, yakardı, döndü Türkiye'ye geldi. Şimdi soruyorum, bu mudur milliyetçilik? Allah aşkına, Allah aşkına, geçmişte MHP'ye ve AK Parti'ye oy veren vatandaşlarıma soruyorum. Ben onların vicdanına soruyorum. Bu mudur milliyetçilik Allah aşkına ya? Bu mudur milliyetçilik? O nedenle yeni bir sayfayı açmak zorundayız. Beraber birlikte olmak zorundayız. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci birlikte olmak zorundayız. Ve Türkiye'yi bugün içine düştüğü bu badireden çekip çıkarmak zorundayız. Saygın bir ülke yapmak zorundayız. Üretmek zorundayız. Bakın, ben Şanlıurfa'ya gittim, dedim ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin. Şanlıurfa'daki bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Bağırdılar. Elinden tutan mı var, yap dediler. Yaptık. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir kadın belediye başkanımız var. Kurdu güneş panellerini, elektrik elde ediyor ve çiftçiye bedava veriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi kurdu güneş panellerini, elektrik elde ediyor, çiftçiye ücretsiz veriyor. Ne olacak? Bakın, Kuvayi Milliye Meydanı'ndayız. Bizim için önemli olan bu ülkenin çıkarlarıdır. Bu ülkenin çıkarları her şeyden öndedir. Dışarıdan petrol getiriyorsun elektrik üretmek için, dolar ödüyorsun. Dışarıdan doğalgaz alıyorsun, dolar ödüyorsun. Güney Afrika'dan kömür getiriyorsun, dolar ödüyorsun. Ya Allah'ın güneşi bedava kardeşim. Bedava ya. Güneşten kimse bize fatura kesmeyecek. Allah'ın güneşi bedava. Söyledim, yine söylüyorum. Önce Şanlıurfa'dan başlayıp sonra Türkiye satında bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz. Bütün çiftçilere. Alacaklar, kullanacaklar, ücretsiz. Artan elektrik artıyor çünkü, hepsini tüketemiyorlar. Artan elektriği interconnecte sistemi içinde satacaksınız. Çiftçilerin kooperatifleri ayrıca oradan gelir elde edecek. Türkiye zengin bir ülke. Yeter ki ne yapacağınızı bilin. Nasıl yapacağınızı bilin. Bir şey daha söyleyeyim. Bu kardeşiniz tam 27,5 yıl devlette çalıştı. 27,5 yıl. Bunun ağırlığı Maliye Bakanlığı'nda. Bütçe nasıl yapılır? Gelir nasıl toplanır? Savurganlıkla nasıl mücadele edilir? Bütün hayatım böyle geçti. Göreceksiniz, savurganlığı bitireceğim. Göreceksiniz, o savurganlıkla tüyü bitmemiş yetimin hakkını nasıl yendiğini biliyorum. Onun önleneceğini göreceksiniz, nasıl önleneceğini. 16 uçak var değil mi Cumhurbaşkanlığına bağlı? 16 uçak. 16'sını satacağım, yangın söndürmek için uçaklar alacağım. Güney, orman yangınlarını söndüreceğiz. Ormanımız yanıyor ya. Ormanımız yanarken kaplumbağalar, kuşlar, o
Allah'ın yarattığı canlılar da o arada gidiyor. Bunlarda vicdan yok kardeşim. 16 uçağım var ya. Orman yangını söndürecek uçak bulamadılar ya. Onu satacağım. 16 uçağı satacağım. Orman yangınlarının söndürülmesi için yeni uçak filoları oluşturacağız. Türk Hava Kurumu'na vereceğiz bunu. Türk Hava Kurumu kadim bir kuruluştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir kuruluştur. O kuruluş orman yangınlarında yine bir numaralı kuruluş olarak yerini alacak. Ayrıca Kızılay'ı da düzelteceğiz. O da kadim bir kuruluştur. Öyle çadır madır işini bırakacağız. Onun başındaki adamları alacağız, bir tarafa atacağız. Siz kardeşim yeter. 5 yerden, 6 yerden, 7 yerden maaş alma dönemini bitireceğiz kesinlikle. Ne alıyorsun sen? 5 yerden, 6 yerden, 7 yerden aylıklar alıyorsun. Gencecik pırıl pırıl evlatlarımız işsiz geziyorlar. Düzelteceğiz, düzelteceğiz. Az önce Ekrem Başkanımız güzel bir şey söyledi değil mi? Ne dedi? Her şey, aynı şeyi tekrarlayalım mı? Her şey, her şey, her şey, arkadan ses gelmiyor. Her şey, her şey, inanın her şey çok güzel olacak. Bu memlekete baharlar gelecek. Hepimiz kucaklaşacağız. Hepimiz huzur içinde yaşayacağız. Emin olun. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sana sözüne baharlar gelecek. 85 milyonun Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Değerli Balıkesirliler, izin verirseniz şimdi ben buraya öncelikle Cumhurbaşkanı yardımcılarımızı, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, Millet Buluşmalarımızın Koordinatörü Eski Devlet Bakanımız İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Genel Başkan Yardımcımız Balıkesir Milletvekilimiz Ahmet Akın, Genel Başkan Yardımcımız Çanakkale Milletvekilimiz Muharrem Erkek, Balıkesir Milletvekilimiz Fikret Şahin, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sanem Oktar, Deva Partisi Kurucular Kurulu üyeleri Duygu Aydın Diri ve Tunahan Elmaz, Millet İttifakı İl Başkanlarımızı anons edeceğim. Balıkesir Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Erden Köybaşı, İYİ Parti İl Başkanımız Hasan Fehmi Yürük, Deva Partisi İl Başkanımız Mehmet Ergül, Gelecek Partisi İl Başkanımız Ali Ünal, Demokrat Parti İl Başkanımız Işın Gümüşyay, Saadet Partisi İl Başkanımız Abdülkadir Durmaz ve 14 Mayıs'ta oylarınızla Ankara'ya parlamentoya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı anons ediyorum. Ensar Aytekin, Serkan Sarı, Burak Dalgın, Seval Bozkurt, Selim Panç, Fatma Salı Karabacakoğlu, Dilek Yalçın, Gülizar Yıldız, Muharrem Koç, İYİ Parti milletvekili adaylarımız Turhan Çömez, Özlem Ural, Nedim Tuna, Kamil Güldökin Öztürk, Nilgün Başaran, Mustafa Lemi Aytekin, Metin Özgür, Kemal Girgin, Mehmet Çalık, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlı Aka, Ayvalık Belediye Başkanımız Mesut Ergin, Balya Belediye Başkanımız Orhan Gaga,
Bandırma Belediye Başkanımız Tolga Tosun, Burhaniye Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler, Edremit Belediye Başkanımız Hasan Arslan, Erdek Belediye Başkanımız Burhan Karışık, Göbeç Belediye Başkanımız Mehmet İrem İham, Gönen Belediye Başkanımız İbrahim Palas, Manyas Belediye Başkanımız Tancan Barçin ve Susurluk Belediye Başkanımız Nurettin Güney. Sevgili Balıkesirliler, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Ayrıca Balıkesir'in bir bakanı da olacak. Bunu sakın unutmayın. Bir bakanı da olacak Balıkesir'in. Bakanımız burada zaten. Hepinize tekrar en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Balıkesir'in bakanı hayırlı uğurlu olsun. Gözün aydın Balıkesir. Her şey! Her şey! Her şey! Milletvekili adaylarımızı sizlere emanet ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Güle 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 sevgili Kılıçdaroğlu. Balıkesir yolun açık olsun diyor. Balıkesir seni bağrına basıyor. 13. Cumhurbaşkanımız, 85 milyonun Cumhurbaşkanı. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Ali Babacan'la, Ekrem İmamoğlu'yla, Mansur Yavaş'la. Hoşça kalın diyoruz sizlere.